yani karbonatlı kayaçların içerisindeki boşlukları doldurduklar için bunlar mesela o karbonatlı kayalar. İşleyebileceğimiz nitelikte yarı değerli taşların oluşumunu sağlayabiliyor. Özellikle burada görmüş olduğunuz opaller ve çörtler Süstaşı atölyesinde işlemeye uygun olan taşlar. Atölyemizde taşlar daha çok saha çalışmalarımız esnasında, çeşitli araştırmalar esnasında sahada zaten tanıdığımız için taşları onların büyük bir çoğunluğunu buraya getiriyoruz. Burada işleme süreçleri içerisinde işlenebilir olduklarını gördüklerimiz değer kazanıyor. Tabii taşın doğal olarak değerli olmasının yanı sıra işleme süreçleri de son derece önemli. Buralarda özellikle öğrencilerimiz, akademisyen arkadaşlarımız çalışmalar esnasında getirdikleri taşlar atölyede kesim işlemlerine başlıyor. Kesimden sonra şekillendirme, aşındırma, parlatma ve nihayetinde takıya dönüştürme işlemlerinden geçerek artık bizim doğada bulmuş olduğumuz herhangi bir taş bir takıya dönüşmüş olabilir, bir kolye olabiliyor, bileklik olabiliyor, yüzük olabiliyor. Bu süreçlerde bu içinde bulunduğumuz atölyede gerçekleştiriliyor. Ülkemizde de baktığımız zaman genellikle zaten mağmatik volkanik aktiviteye bağlı olarak gelişen taşların oluşumu söz konusu. Özellikle Konya bölgesine baktığımız zaman Meram bölgesinde genç volkaniklere bağlı, Takeldağ volkanizmasına bağlı opal ve agat oluşumları oldukça yaygın. Tabii bazı taşları doğal haliyle de işleyip çeşitli amaçlar için değerlendirebiliyoruz. Örneğin bu bölgede bulunan bazı bazaltlar bizim birçok tasarımımızda kullandığımız bir altlık olarak kullanabiliyoruz. İşlenebilir, parlatılabilir her tür taşı değerli taş gibi değerlendirebiliyoruz. Şimdi bu merkezin ve özellikle Süstaş ile ilgili atölyemizin karşılaştığı en önemli olaylardan bir tanesi de budur. Vatandaş doğadan bulmuş olduğu taş ya da bir şekilde elde etmiş olduğu taşı değerli taş diye düşünerek getirebiliyor. Özellikle internetteki bilgi kaynaklarına başvurup elindeki taşın değerli olduğunu düşünerek getiren vatandaşların pek çoğunun getirdiği taş aslında değerli taş değil. Görüntüsü itibariyle benzetilebiliyor. Fotoğraflara bakılıp işte karşılaştırmalar yapılabiliyor. Oysa burada bu işi doğrudan inceleyen jeoloji mühendisleri, Süstaş'ında uzman hocalarımız var. Bunların karar vermesi daha doğru oluyor. Haftada birkaç defa da çeşitli taşlar göktaşı mıdır diye getirilebiliyor bizlere. Tabii göktaşı bir ara bayağı bir popüler hale gelmişti. O nedenle şu anda göktaşlarla ilgili vatandaşın yoğun bir arayışı ve çabası var. Tabii vatandaşın getirdiği bazı taşlar da işlenebilir taş niteliğinde olabiliyor. Burada vatandaşla görüşerek burada işleyebiliyoruz ya da onların istediği şekilde değerlendirmeyi alıyoruz. Özellikle jeoloji mühendisliği öğrencileri sahada sürekli çalıştıkları için burada çeşitli bölgelerde hem Konya hem Konya dışındaki çeşitli bölgelerden getirdikleri taşları atölyemize getiriyorlar. Burada ön değerlendirmeden sonra işlenebilir olup olmadığına karar veriyoruz ve ondan sonra da buradaki işlem süreçleri içerisine girebiliyor. Ama en önemli kaynak yine dediğimiz gibi burada çalışan akademisyen arkadaşlarımızın getirmiş olduğu taşlar. Ülkemizde çok ciddi bir yarı değerli taş potansiyeli var. Yarı değerli taşlar dediğimiz gibi sertlikleri 6 ile 7,5 arasında değişen çeşitli türden kuvars oluşumları, opal oluşumları, kalsiyon oluşumları, agat oluşumları. Bunlar tabii ki yarı değerli taş olarak değerlendiriliyor. Ülkemizin birçok noktasında mevcut. Sadece o gözle bakıp ona göre oradan örneklerini alıp burada değerlendirmeye tabi tutmamız gerekiyor. Bizim saha çalışmalarımız esnasında hemen her gittiğimiz zaman bir takım taşlar bulabiliyoruz. Dolayısıyla ülkemiz bu yarı değerli taş potansiyeli açısından oldukça zengin. Bizim şu anda sorun yaşadığımız alan değerli taşlar kısmı. Değerli taş ülkemizde sadece birkaç noktada bulunabiliyor. Genellikle araştırma maksatlı araziye çıkıyoruz gerekli ekipmanlarla. Aldığımız numuneler atölyeye getiriliyor. Tabii ki hocalarımızın da nezaretiyle.
İlkin değerlendirme yapılıyor, sonra kesim alınıyor. Kesim yaptıktan sonra kayacın türünü, hangi süs eşyası veya işte araştırma maksatlı çıkabilecek ürünü tespit ediyoruz. Ondan sonra uygun olarak işte parlatma, kesit, ince şey gibi işlemleri alıyoruz bunları. Burası hem maden arama bölgesinden getirdiğimiz numunelerin değerlendirilmesinde, işte laboratuvara hazırlanma sürecinde hem de süs taşları veya diğer kayışları öğrenmek maksatlı çok işimize yarıyor.